16. Bölüm Tanrı'nın öfkesi ve 7 taz. Bundan sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin 7 meleğe, "Gidin, Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 tası yeryüzüne boşaltın," dediğini işittim. 1. melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp, onun benzeyişindeki puta tapanların üzerinde iğrenç ve ısraf verici yaralar oluştu. 2. melek tasını denize boşalttı. Deniz, ölü kanına benzer bir kana dönüştü ve içindeki bütün canlılar öldü. 3. melek tasını ırmaklara ve su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim. "Var olan ve var olmuş olan kutsal Tanrı, bu yargıların da adilsin. Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için içecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler." Sunaktan gelen bir sesin, "Evet, yüce her şeye yeten Rab Tanrı, yargıların doğru ve adildir," dediğini işittim. 4. melek tasını güneşin üzerine boşalttı. Bununla güneşe, insanları ateşle yakıp kavurma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine onun adına sövdüler. 5. melek tasını canavarın tahtı üzerine boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. İnsanlar ıstıraptan dillerini ısırdılar. Istırap ve yaralarından ötürü gökteki Tanrı'ya sövdüler. Yaptıklarından da tövbe etmediler. 6. melek tasını Büyük Fırat Nehri üzerine boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer 3 kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar, mucizeler yapan cinlerin ruhlarıdır. Gücü her şeye yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. "İşte hırsız gibi geliyorum. Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu." 3 kötü ruh, kralları İbranice'de Armageddon denilen yerde topladılar. 7. melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, "Tamam," dedi. O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Öylesine büyük bir deprem oldu ki, insan yeryüzünde olduğu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Büyük kent 3'e bölündü. Uluslara ait kentler de yerle bir oldu. Büyük Babil, Tanrı'nın önünde anıldı ve Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını içen kase kendisine verildi. Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. Gökten insanların üzerine taneleri yaklaşık 40 kilo ağırlığında şiddetli bir dolu yağdı. Dolu belası öylesine korkunçtu ki insanlar bu beladan ötürü Tanrı'ya sövdüler.